Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hiç düşünmeyeceğiniz bir yerdeyim. İlk önce Çanakkale'ye geldik. Alper Coşkur abimizin yanına. Mezatlardan da tanıdığınız. Tabii ayakkabıcı da ne alaka? Mezattaki kuşalar abimiz diyeceksiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Alper abimiz bizi Çanakkale'de çok güzel ağırladı. Burası da Çanakkale'nin Çan ilçesi. Burada da bir işletmesi var. Buradaki işletmesi ayakkabı, çanta, aksesuar yakın. Birazcık gel böyle burayı tanıtalım. Alper abimize bırakalım sözü. Alper abi sen değilsin. Bizi ufak bir tanıtalım. Yaptığın işi birazcık söyle. Onun ardından zaten kuşları gösteririz. Bir de kümese gideriz. Alper abi kaç senedir mesleğin içindesin? Evet, ben bu sektöre 2018'de girdim. İnşaat sektöründeyim Çanakkale'de, Coşkun Burada sahibiyim. Aynı zamanda Ömer'i tanıdığıma da çok memnun oldum. Üç camiasında değişiklikler. Biz Çanakkale'de inşaat emlak sektöründeyiz. Biz de değerli bir dost edinmiş olduk onun sayesinde. Kardeşimizi ettik, tesadüfen gelelim dedi. Gel misafir ederiz dedi. Valla. Pek de bilmiyorlar, biz de göndermiyoruz zaten. Evet arkadaşlar. Evet, mağazamız burası. Bu arada rafın düzenini ben yaptım. Bunu evet. Da yorumlarda belirtin bakalım nasıl olmuş. Girdiğinizde dikkatinizi çeker miydi? Arkadaşlar çeşit çok 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 fazla. Bakın özellikle çok fazla değil. Yanımız. Çok 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 fazla. Şu şekilde mağazanın içine bir giriyorsunuz. Tünel gibi zaten. Şöyle göstereyim. Burada da tabii yazlık kışlık ayrımının muhabbeti var. Ortadaki kalabalık o yüzden. Şöyle daha ileriye ve aşağıya kadar da devam ediyor. Erkek ayakkabılarımız burada komple bak marka. Önemli. Futbolla alakalı şeyler orada. Yine kışlık çok güzel burada botlar var. Nedir abi bunların ortalama fiyatları? Örnek veriyorum botlar ne kadardan başlıyor? Yani 450'den başlıyor her yerden. Ucuzdur bizdeki. Kira vermiyoruz biz. Alper abimizin kendi binası olduğu için kira ödemediği için de çok bunu da kar marjından tabii, düşüyor. Tabii çok düşük. İnşallah bakalım. Esnaflık adabını çok iyi biliyor Alper abi. Bayan botlarımız özellikle göster. İsteyene sipariş ederiz. Prostor orijinaldir. Arkadaşlar bu arada şöyle bir detayı da söyleyeyim. Buradan istediğiniz beğendiğiniz ürünü şuradan ben de göründüm. Prostor orijinaldir. Barkotludur. Yorumlara bir numara bırakacağım. Oradan ulaşırsanız WhatsApp ve bizim videomuzdan geldiğinizde söylerseniz Alper abi sizi gayet güzel karşılayacaktır ve gayet güzel de bizim indirimimizi yapacaktır. Gönderim de 81 ile sorunsuz bir şekilde her kargolanıyor. 850 lira, bizde 550 lira. Her yerde orijinal 850 lira, 550 lira. Tabii. Orijinal. Tabii. Çok iyi. Renk cümbüş abi, her şey var ya. Yani senin burası çok iyi. Bayanlar için tercih edilebilecek en iyi bizim botlardan birisi şu an. Bayanlara hizmet. Değil mi? Asıl amacımız bayanlara hizmet evet, etmek diyorsun. Bayanlar da alışveriş yapar. Erkek ev yapmaz. Maşallah çok güzel. Bayan botları şık. Gayet kibar. Bayan botu kibar olması lazım. Bizimkiler kaba daha güzel duruyor ama bayan botları daha kibar şeyler olması lazım tabii ki. Şöyle reyonları ufak bir gezdiriyorum size. Tabii buradan sonra da asıl işimiz olan güvercinlerini de görmeye gideceğiz Alper abimizin. Videonun devamında ilerleyen kısımlarda yine Alper abiyi sıkça göreceksiniz ve ona ait olan canlıları da göreceksiniz. Abi senin eline de yakışıyor böyle gösterirken ha. Değil mi? Cuk diye oturuyor sanki. Bizim Hakan gösterse yakışmaz. Hakan gitti yine. Ama sana bu işi yapacağız Bursa'da. İnşallah bakalım arkadaşlar. Alper abimizin sayesinde onun teşvikiyle beraber Bursa'da güzel bir yer düşünüyoruz inşallah. Videonun ilerleyen kısımlarında görüşmek üzere arkadaşlar. İlerlemeleri takipte kalın. Alper abinin çok sağlam bir kümesi var. Crosslar orijinaldir. Bak bunun detayını iki kere söyledi. Siz gerisini anlayın arkadaşlar. Bak barkodludur. Kare kodu okuttuğun zaman. Zaten orijinal sitesine gider. Fiyatlar 250 TL. 250 lira. 81 ile de kargo ile gönderim mevcut arkadaşlar. Ömer'cim bak burada bir tane var. Oo. Şu alt taban kısmı çok dikkat çekiyor abi. Bayanları düşündüğümüz için biz. Evet. Ama benim de favorim bu kar botu dediklerim var ya abi. Evet. Çok güzel duruyorlar. Hakkını vermişler yani. Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Biz yine Alper Coşkun abimizin misafiriyiz hala. Nereye gelmiştik abi? Çan.
Çanakkale'nin Çan ilçesindeyiz. Abimiz de tanıştırdı bizi. Çok kaliteli, güzel bir abimiz. Güzel de bir yemek yedik. Allah razı olsun hepsinden. Abi ufak tefek kendinden bahset. İsmin, soy ismin, yaptığın iş. Bir de hobimizden bahsedelim. Adım İbrahim Uysal. 15 yıldır hünkârı besleyiciyim. Kendi çapımda bir şeyler, çalışmalar yapıyorum. Gönül verdim. Seviyorum hünkârıyı. Arkadaşlar bakın, güvercin besleyicisi değil, hünkârı besleyicisi. Hünkârı, özellikle klasik Manisa hünkârısı. Böyle bir gireceğiz. Çok küçük görünüyor ama içeride neler var neler. Daha oralar buralar var. Abimiz bir de cimperiye de merak sarmış. Evet. Güzel mavi cimperiler de üretmiş. Böyle bir yavaştan bizi bir gezintiye sürükle abi. Gel arkadan böyle içeriye doğru. Gel 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 gel, devam et içeriye doğru sen. Hatta yem vereyim mi kuşlara? Olur olur olur. Şimdi canla başla atlarla onlar. Kuşlar 24 saatte bir yemiyor. Alper abi, sana anlattığım muhabbet. Abiye de söyledik ya orada. Bir kere yem. Şimdi evet, hepsi saldıracak. Allah'ın izniyle ondan sonra yemi yedikten sonra hepsi yavruya. Evet abi, şimdi bu işin arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Güvercin besleyicisi değil, hünkârı besleyicisi. Burada hayatınızda görüp görebileceğiniz çoğu renk hünkârlar üretilmiş. Ve arkadaşlar satın alınmamış, üretilmiş. Dikkatinizi çekiyorum. Sade buğday mı veriyoruz abi? Sade buğday veriyoruz. Daha sonra karışık. Kışa girince çerez niyetine karışık yem veriyoruz. Hayvanları hem sıcak tutsun. Arkadaşlar dünya kadar boğmalar. İstediğiniz her renk, her çeşit. Kanat işlemeliler, sadece kuyruk işlemeliler. Maşallah birazcık ürkekler. Ben girdim diye dalmadılar ama. Ben şurayı bir göstereyim. Maşallah. Maşallah. Çerezlerini mi getiriyorsun abi? Ah tamamdır o iş. Her kuşçunun arkadaşlar kuşlarının zaafının olduğu bir şey vardır. Kırmızı taşa da çoğu kuşun zaafı vardır. İçine ne karıştırıyorsun abi? Mermer tozu. Mermer tozu. Ne faydasını görüyoruz abi peki bunun? Yani biz bilsek de insanları bilinçlendirelim. Normal bir kalsiyum görevli görüyor. Ben mutlaka veriyorum. Bazı arkadaşlar karşı mineralli ama ben kuşlarıma veriyorum. Ya zaten bir süre sonra vermediğin zaman hayvan eksikliğini hissettiği zaman kümesin içerisindeki duvarların didiklenmesini. İçerisini yediler zaten. Değil mi? Taşlanmaları artık hayvanın ihtiyacını karşılamak istiyor çünkü. Yani benim de tavsiyem bütün üretici ve kuş besleyen arkadaşlara. Arkadaşlar sonuç olarak güvercin bir doğa hayvanı. Ve biz birazcık özgürlüklerini kısıtlıyoruz. O yüzden bakımını da en iyi şekilde yapmamız lazım. Yanlış mı düşünüyorum abi? Evet. Evdeki çocuktan daha iyi bakacaksın. Değil mi? Vitamin, mineral her zaman artı prebiyotik hepsini vermeye çalışıyorum ben. Dışarıdaki bir yabaniyi bazen yakalıyoruz abi. Elimize alıyoruz, taş gibi ya. Evet. Taş gibi o yağmurlarda, sellerde dışarıda yatan yabaniler taş gibi. Çünkü bütün kalsiyum ihtiyacını, bütün mineral ihtiyacını zaten doğadan karşılıyorlar. Abi bize şöyle tünelde birazcık daha gezdirir misin ya? Labirente bir girelim. Arkadaşlar eski sığınaklar gibi burası. Her tarafa kuşları sığındırmış abimiz. Maşallah. Havalandırması gayet güzel. Her taraftan havalandırma var. Burada da genel olarak yine çalıştığın kuşlar abi. Doğru mu? Daha çok burası sümbüllü, çavuşlu. Hı hı. Burası boğma kısmı değil. Değil. Boğmalar da var ama burada daha ağırlıklı sümbüllü ve şeyler var. Bursa'da bizim yerli hünkârı dediğimiz. Kara çavuşlu, kara ozanlar. Hı hı, maşallah. Sen istersen buraya da yem getir abi, hazır girmişken. Mavi çavuşlar falan var. Sümbüller var, çikolata var. Yine boğmalar var aralarında. Maşallah ya. Abimiz yememiş, yedirmiş, içmemiş, içirmiş. Vallahi üretmiş ya. Daha çok fazla gelin. Alper abi anlattı abi. Şöyle ben de geriye geleyim, hayvanları ürkütmeyeyim. Evet. Canavar gibi şimdi yemleri atlıyorlar arkadaşlar. Bir güzel tıka basa doyup hemen bir koşu yavruları doyuracaklar. Onun sonrasında gelip kendi yemlerini yiyecekler. Şu arkadaş nedir abi? Kadraja karıştı. Kırmızı olan bakıcı. Aynen. Bakıcıdır o. Bakıcı. Yine senin çaprazlamalarından yanlış yani, elde etmelerden. Evet. Yani o bir kaza kurşunu ama tabii ki o da can. 5 yıldır sadece bakıcı olarak. Az önce 5 yıldır bakıcı dediğin o doğru mu? Evet. Maşallah. Arkadaşlar ben aralarında hiç yamuk yumuk benim borcum var ben düşünüyorum diyen yok. Yok.
Hiç kredi borcu olan yok abi bunların içinde. Ve bakın kümes temizliği önemli değil arkadaşlar. Havalandırma, yeterli havalandırma oldu mu? Şöyle gördüğünüz gibi dışkı kuru olduğu zaman, yanlışım olursa sen düzelt abi. Şey yani dışkı biraz kuru olduğu zaman altındaki bakteri üremeye devam edemiyor. Yok yok. O yüzden hayvanlara zarar veremiyor. Zaten artık temizlenme zamanı geldi. Sezon bitiyor, temizlenecek, pürüzlenecek. Ama öyle işte haftada bir, iki haftada bir temizleyen hastalıklı arkadaşlara da önerimiz o olsun. Ya biz önerimiz baştan oluyoruz. Yani biraz daha dikkat ediyoruz. Bir de mutlaka temizlikten sonra altta üreyen bakteriler için arkadaşlar pürmüzle girebildiğiniz her köşeyi iyice yakın. Üzerine dezenfektan olarak ben...